arkadaşlar. Sorumuz güzel bir şeyler istemiş bizden. Yani şöyle bir buram buram TET kokusu geliyor. AYT bile olabilir. Tam böyle sınav modunda sormuşlar arkadaşlar. Son zamanların sorularına inanılmaz örtüşüyor böyle. Yani yazan arkadaşımız kokuyu güzel almış. Hemen buradan başlatıyorum soruyu. Şöyle A, A olsunlar. Şurası B, şurası C olsun. Diğerlerine de en kısa olana A, ortanca B, sonuncuya C olarak yerleştirerek hızlıca ilerliyorum. Bununla ne bulabilirsin diyor? Yüzey alanı bulabilirsin diyor. E tamam, işimiz çok kolay o zaman. Sadece şuna dikkat et. Yeni yapılar oluşurken burası ne kadar? 2a kadar. Yani a gördüğün yere 2a yazacaksın. a gördüğün yere 2a yazacaksın. Bunun ayrıtları ne? a var, b var. Ama c yok. c'nin yerine kaç c var? 2c var. O zaman c gördüğün yere 2c, c gördüğün yere 2c yazarak bunun alanını ifade etmiş olacaksın. Düzenleme yapmış olacaksın. A var hocam, C var hocam ama B yerine 2B var demen lazım. Ben bunları hızlıca düzenliyorum. İlk önce birincisi için yapıyorum arkadaşlar. Yani şekil 1 için yapıyorum. A gördüğüm her yere 2 tane A olduğu için, bir tane olmadığı için 2A yazıyorum. Sonuçta bana buradaki formülü ne için vermiş? Bir ayrıtı A olan, bir ayrıtı B olan ve bir ayrıt C olan bir prizmanın formülünü vermiş bana. Ben de buna göre düzenlemelerimi yapacağım. A gördüğüm yere 2A yazacağım dedim. 2 parantezinde 2AB artı BC artı 2AC dedim. Eşittir. Bir tanesi kaç? 28 sırasıyla dediği için ilkini 28'e eşitledim. Şekil 2'ye geldim. 2 parantezimi açtım. Artık C yerlerine 2C yazacağım. Yani bir 2BC burası oluşacak. Şu C'yi de kaldırıp 2C koyunca da 2AC de burası dönüşmüş olacak. Bunu söylemeye çalışıyorum. AB aynen 2BC 2AC buraları düzenledim. Bunun 37 olduğunu söylemiş. Üçüncü ve son şekil için iki parantezimi açtım. B gördüğüm yerlere 2B yazarsam 2AB burası 2BC burası. 2AB 2BC artı AC'ye dokunmak yok. Sadece B'nin olduğu yerler değişti. 35. Evet bence bence taraf tarafa çok güzel bir toplama bizi bekliyor burada. Gel toplayalım. Burası şekil 1, şekil 2, şekil 3. Evet. Evet. 2 tane AB'yi 2 ile çarpar dağıtırsam 4AB. 2 tane de buradan 6AB. 4 tane de buradan 10AB yapar. Eee AB'den 10 tane geldi. Bakalım AC'ler kaç tane BC'ler kaç tane? 2 BC. Hmm. 2 kere 2 4 BC. 4 2 daha 6. 2 2 kere 2 4 BC. 6 da bende var 10 BC. Tamam, abartmaya gerek yok. AB AC BC'den hepsinden 10'ar tane gelmiş. Soruyu ona göre çok güzel ayarlamışlar. Bana kalan sadece karşı tarafı toplamak. 20, 30 daha 50, 50, 30 daha 80. 80, 80, 8 daha 88, 7 daha 95, 5 daha 100. Oh burası da mis gibi olmuş. A, B, A, C, B, C o zaman 10 kere 10, 100 yapacağı için 10 gelmeli. Gittim A, B, A, C, B, C yerine 10 yazdım. 2 kere 10, 20 oldu. Bir tanesinin yüzey alanı 20 çıktı. Kutulardan birinin yüzey alanı nedir dedi. 20 cevabını işaretledim. Gördüğünüz üzere gerçekten çok tatlış bir soru değil mi arkadaşlar? Cevap A'dır dedik soruyu geçtik. Bununla ilgili tek tek sayma yapıyorsan, bütün vaktini harcıyorsan, ben bunu yaparım yaparım deyip sürenin bir kısmını burada feda ediyorsan çok güzel bir şey öğreteceğim sana. Bak şimdi say, gördüklerini say, gördüklerini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane görüyorsun, değil mi? 16 tane de görmüyorsun demektir. İkna ederim seni çok basit. Bir küp düşün. Kaç tane yüzeyi var bunun? 6 tane yüzeyi var. Yukarıda aşağıda 2, sağda solda 2, önde arkada 2, 2, 4, 6 tane yüzeyi var toplamda. Sen kaç tanesini görüyorsun? 3 tane görüyorsun. He, demek ki toplamda 6 tane ise 3'ü bize görünüyorsa 3'ü de görünmediğine göre toplamda 6 olduğunu bildiğime göre şöyle yorum yaparım ben bundan sonra. Ben prizmalarda yüzey alanı sayarken ne kadar görüyorsam bir o kadar görmediğim var diye bunu örnekledim. Bunun üzerinden anlattım sana artık bunu atarım çöpe soruya gelirim. Kaç tane saymıştık az önce? Kaçtı ya? 16 16. 16 tane saydım ya ben sana. Gördüklerin 16 ise görmediklerinde 16'dır. Bunun toplamda 32 tane yüzeyi vardır. 32 yüzey. Gel buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane var. E 20 tane gördüysem 20 de görmüyorumdur. Çarpı giden 40 tane yüzeyi vardır. Şimdi bak şöyle düşünme sakın. Hocam bunun tamamı gözükmüyor. Bunu sayacak mıyız? Tamamı gözükmese de bir kısmı gözükse de onu görünür olarak al. Görünür olarak al. Hiç görünmeyenleri saymayacaksın sadece. O zaman işin sonunda 32'ye 40. Ne kadarlık yüzey alan farkı oluştu? Çıkart bunları birbirinden. 40-32'den 8 tane yüzey farkı oluştu. Bir tane yüzeyin bir kenarı ne kadarmış? 10'muş. 10 çarpı 10'dan bir tane karenin alanı 100 yapar. 8 tane yüzey için 8 çarpı 100. 800'lük alan farkı oluşur. E ne kadar artmıştır dedi? Biz de cevabına 800 santimetre kare dedik. Bu kadar muhteşem. Gerçekten çok güzel soru. Çok farklı bir bakış açısı kazanacaksın. Hazır ol. Şimdi vatandaş sana sesleniyorum. Hocam ben böyle yaptım. Buradan da böyle yaptım. 1, 2, 3 saydım. E hocam diklik koydum. 1, 2, 3, 4 tane pi saydım. 4 pi geldi. Çektim şöyle. Pisagor yaptım. Nasıl yapacağız? Böyle bir Pisagor olur mu? Olmaz ki. Sorum yanlış hocam. Değil. Soruda bir hata yok. Soru gerçekten çok farklı bir bakış açısı katacak sana. E şimdi sana buradaki kağıt üzerinde açık hali üzerindeki en kısayı sormuyor. Elde edilen silindirin üzerindeki PK arasındaki en kısa uzaklığı soruyor. He. şimdi o zaman şöyle bir şey oluşacak. E hocam burada 1 2 3 4 birim farklılık var. O zaman ben buradan sayayım aşağıdan. 1, 2, 3, 4. Şöyle bir yerde bir K noktası mı alacaksın acaba? Hemen bakalım. Bana sorarsan sen bunları birleştirdiğin zaman bak ben sana güzel bir detay vereceğim. Lütfen burayı kaçırma çok iyi anla silindirin bunları bu kenarları üst üste gelecekmiş değil mi kıvırdığın zaman? Yani şöyle düşün. Burada bir miktar böyle bir kıvrılma olacak. Burada da böyle bir kıvrılma olacak. D noktasını aldın bu yönde çevirip buraya doğru getirdin. D'nin yeri artık burası. Şuradaki ipimizi de aldık böyle kıvırarak yaklaştırmaya çalıştık. D ile C'yi üst üste bindireceğiz. Biraz daha kıvıracağız. Hani canlandıramadıysan şöyle getireyim ben sana. Ben bunu kapatarak birleştirmeyi planlıyorum böyle yaklaştırıyorum. Burası A harfinin olduğu yer. Burası B harfinin olduğu yer. Bunları birazdan örtüştüreceğim. Buradan ve buradan birleştirip üst üste getireceğim. Çünkü D ve C noktalarının üst üste geldiğini bana göstermiş. Sen bu birleşmeyi yaptığın zaman ne olacak biliyor musun? Şuradaki öne doğru gelecek. E burası da öne doğru gelecek. Bunların arasında neredeyse fark kalmayacak. O kadar yaklaşacaklar ki birbirlerine. Şöyle düşünelim. Bu silindirin bu şekilde böyle gelip D noktasının ve C noktasının burada birleştiğini üst üste geldiğini bu D buradan geldi hocam bu C buradan geldi hocam bu direkt boyunca birleştiler tamam o şekilde oldu. Şimdi P noktası nerede? Birleşmenin bir adım gerisinde yani şöyle bir Tahmini bir şey yaptım. P noktası birleşmenin bir adım gerisinde oldu. Buradan gelirken C noktası hop buraya geliyorsa. C'nin bir adım gerisinde şöyle göstersem şuradan daha iyi anlarsın. C duvarının birleşme duvarının bir adım gerisinde de ne var? P var. E şimdi burada bir adımlık zaten vardı birleşme yerine. Burada da bir adımlık bir gerileşme oluştu. Yani bir bir daha yatayda iki adım bir gerileme var. Şöyle indirdiğinde P buradaysa. K burada olmak zorunda. Bunu anlatmaya çalıştım ben sana. Şekil üzerindeki uzaklığı soruyordu. Böyle bir birleşme yapacaksın. Dik üçgen oluşturacaksın. E bunun zaten şeyi çok kolay. K'ye kadar getirisi çok kolay. Bak şöyle. 1, 2, 3. K hizasına gelene kadar 3 birim düşeyimiz var. Bunu nereden de sayabiliyorsun? Buradan da sayabiliyorsun. 1, 2, 3. Şu şekilde yazdım gitti. Hocam burası kaç birim? Buraya ne yazacağız? Buraya Şöyle düşüneceksin. Buranın toplam taban çevresi açılan silindir yüzeyinin burasına denk gelmiyor muydu? Biz silindir açılımlarında bu şekilde konuştuk. Bu daire buraya denk geliyordu. Bu dairenin çevresi 2 pi r oluyordu. Burada da 6 tane pi varsa 2 pi r eşittir 6 pi dersen r'yi 3 bulacaksın. Bunun taban yarıçapı 3 3'müş. Gel şöyle çizelim. Yarıçap 3, yarıçap 3. Sana bir soru. Burada kaç tane aralık görüyorsun? 1, 2 tane aralık görüyorsun. E peki bunun toplam kaç tane? dikdörtgen yüzeyinde böyle aralıkları var. 6 tane var değil mi? E sen 6 taneyi bu şekilde bölmelendirdiğin zaman birinci bölme, ikinci bölme, üçüncü bölme 4, 5 ve 6. bölme. Bak 6 tane eşit yay oluşmuyor mu burada bölmeler sayesinde? Hemen 360'ı 6'ya böl. 360 bölü 6'dan ne çıkar? 60 derece çıkar her birisi. Yay 60 derece, yay 60 derece. Gel yerden sayalım seninle. Burada 60 derece var, burada da 60 derece var. Kaç derece oluştu? 120 derece. O zaman merkezde 120 derece oluşur. Ben bu çubuğu aşağıya indiriyorum. Aynısını taşıyacağım. Kırmızı olsun bu. Bu da kırmızı olsun. Bunlar birbirinin aynısı sonuçta. Evet 3, 3, 120, 30, 30 üçgeninden buranın 3 kök 3 olduğunu söylerim. Kaldırır bu çubuğu yukarıya yine 3 kök 3'ümü yazarım. PK arası en kısa mesafe nedir dedi. İşte budur dedim sana. Bunu hesaplayıp soruyu bitireceğiz. 3, 3 kök 3 Pisagor yap. 3 kök 3'ün karesi 27. 3'ün karesi 9 etti sana kök 36. Hop 6. Yani cevabımızın E olması gerekiyormuş. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı kattığını düşünüyorum bu sorunun. Benzerini ve eşini görmediysen kenara not et. Hocam anlamadım demeyin arkadaşlar. Gerçekten bunu ekran üzerinden bu kadar izah edebildim. Daha çok izah etseydim sizi kesinlikle bayardım. Yani aynı şeyleri tekrar eder dururdum. Sizin aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa anlamıyorsanız bakın çok güzel bir tavsiyede bulunacağım lütfen üşenmeyin küçük bir kağıt not kağıdı bile olur bu şekilde bölmeleri kalemle taklit edin yani 6 tane bölmeyi dikey yapın Ondan sonra şu çubukla şu çubuğu ön tarafa doğru getirerek benim anlattığım gibi böyle çözümde bunları böyle birleştirin. Ama öncesinde P noktasının yerini ve K noktasının yerini belirledikten sonra birleştirin. O birleştirme sonrasında şöyle bir silindir yüzeyi göreceksiniz ve ikna olacaksınız. Bu silindir yüzeyinde hani böyle bölmelerin arasında P buradayken K burada kalacak. Ha hoca yatayda iki tane almıştı. Gerçekten yatayda iki bölme arasında kalınıyor. Buna ikna olursunuz arkadaşlar. Aksi takdirde bu taraftan baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane oluşuyor. Çünkü bunun toplam 6 bölmesi var. Buradan bakana 2 bölme, kalan taraflardan bakana 6 bölmeden geriye kalan 4 tanesi görünür. Önden 2, arkadan kalan 4 görünür. Sizi bu 4 yanıltmasın. 4 değil, 2 bölme üzerinden daha kısa olur. Daha kısa istediği için cevap oldu. Daha uzun isteseydi o zaman burasını 3 kök 3 almazdık arkadaşlar. O zaman 4 taneye göre birleşim yapar, ona göre çözerdik. Cevap aynı çıkabilir, farklı çıkabilir, başka çıkabilir. Onu ona göre incelerdik ama şu anda sorun çözerdik çözüm tamamen bu ve gerçekten çok kaliteli bir soru. Umarım anlamışsınızdır. Bugün olmaz yarın olur. AYT'de bu tarz bir soruyla illaki karşılaşılacak. Yani bunu hissediyorum, hissediyorum. Bu mantıkta, bu mantıkta bir şey bekleyin. Güzel. İçi tamamen su dolu olan 6 birim yarıçaplı çaplı dik dairesel koni. Koninin yarı çapının 6 olduğunu söyledi. Şöyle geldim altımı gösterdim. Diyor ki üst kısmı açık olan 2 birim yarı çaplı silindir. Şimdi şuradan da şöyle geldim. Yarı çapının silindirin 2 olduğunu söyledi. Ben böyle bir birleşmeyi de yapayım buradan. Burası güzel olmadı. İstediğim gibi olmadı. Önce şöyle gelelim o zaman. Sonra böyle gidelim daha iyi olur. Heh, 6 ve 2. Gel üçgen benzerliği. 2'nin 6'ya oranı. Benzerlik oranı 2 bölü 6. Sadeleştim hocam. 1 bölü 3 geldi. O zaman 1 buraya gelirse 3 buraya gelecek. 1 bölü 3 benzerliği 2'nin 6'ya oranı olan 1 bölü 3'e eşit olmalı. Haş dersen buraya kaç haş diyeceksin? 2 haş diyeceksin. Niye? 1, 3. Tamamına. Üçgen benzerliği böyle yapılıyordu. Ayarlama yapacaksın. Şimdi ne diyor bana? Konitepe noktasından delindiğinde içerisindeki suyun tamamı tamamı derken ne kadar su var? Su bu kadar mıymış ne kadarmış yazalım bakalım okuyalım tamamen su dolu olan silindir pardon koni diyor yani koni başlangıçta tam doluymuş arkadaşlar tamamı doluyken t'den delik açınca böyle akış sağlanıyormuş t noktasına kadar da dolduruluyor diyor gel şöyle bir taklit edelim burada bir tane silindirik yüzey gösterelim seninle şöyle hafif yukarıya kaldırsam biraz daha t bunun merkezinde kalsın böyle ee, şöyle bu suyun burayı dolduracağını t noktasına kadar geleceğini bana söylüyor ben buranın su dolu olacağını biliyormuşum. Tamam. Şimdi buradan sonrası için T noktasının silindirin alt tabanına olan uzaklığının koni tabanına uzaklığı. Yani şurası T noktasının yere uzaklığı. Şurası da koni tepesine olan uzaklığı. Bunları bulacakmışız biz. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu koninin hacmine V desem bakın bununla ilgili çok güzel bir detay paylaşacağım seri bir şekilde. Eğer bir koninin taban yarı çapı bir silindirin taban yarı çapına ve yüksekliği de yüksekliğine eşitse bunun hacmi V bunun hacmi 3V'dir. Soru çözerken koni silindir birleşimlerinde inanılmaz kolaylık sağlar. Niye V ve 3V dedim? Çünkü bu taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür bunun hacim kuralı. Bununki ise sadece taban alanı çarpı yüksekliktir. Yani bunun 3 katını al 3 ile çarp bunu 3'ler sadeleşir burası gelir. Dolayısıyla V3V. Ama neymiş? Taban yarı çaplarıyla yükseklikler aynı olunca böyle oluyormuş. Yani sen bu koninin hacmine V dediğin takdirde bu silindirin hacmine 3 katından 3V diyeceksin. Benim sana söylemek istediğim bu. Yani bunlar birbirinin aynısı yarı çapa ve aynısı kadar yüksekliğe sahip olduğu için bu bulunanın hacmine V dersen bu koninin hacmine bununla aynı yüksekliğe aynı uzunluğa sahip olan ve aynı yarı çapa sahip olan bu silindirin tamamına 3V diyeceksin. Hocam aralara 2V kaldı VV diyelim mi deme 3V de yeterli 3V. Şimdi gel konuyla ilgili son bir iş yapalım. Zalım soru sormuşlar bize. Evet şöyle geldik konide şöyle bir şey var. Burası 2 hmm, burası 6 getirdim ben bunu koydum 2 buraya 6 buraya Koninin benzerlik oranını yazdım ne geldi 2'nin 6'ya oranından 1 bölü 3 geldi Hacimler oranı için bunun kübünü al 3'ün kübünden 27 gelir Bu şu demektir buraya V dersen 27 neresi içindir toplamı içindir buranın tamamına 27 V diyecekmişsin Toplamı 27 V o zaman V buraya 26 V buraya Geldim 27 V şimdi suyun toplamı ne kadar su koninin içinde tam dolu değil miydi? Hatırla burayı. En başta ne diyordu? Tamamen su dolu diyordu. Koninin içinde 27V var. Koninin suyunun tamamı aşağıya boşaldığına göre burası 27V oldu. Buranın hacmine 27V'yi koy. Şimdi işler işler çok kolaylaştı. İnanılmaz kolaylaştı. Bu silindirin, yukarıdaki silindirin içinde ne kadar hacim vardı? Konuşmuştuk. 3V kadar. Alttaki silindirin hacmi 27V kadar. 3V 27V kaç katı? E 9 katı buraya h dediysen 9 katını aşağıya 9h olarak diyeceksin ve soru perişan. Bu saatten sonra soru ağlıyor. Gel şimdi isteneni yapalım. T noktasının silindir tabanına uzaklığı ne kadar geldi? 9h kadar geldi bölü. Koni tepesine kadar yüksekliğine geldi. 3H geldi. Pat küt dedin. Cevabını 3 olarak vermiş oldun. Yani bu kral sorunun cevabı denizli olmuş oldu. 3 tane küp çıkarıldıktan sonra şeklin yüzeyindeki değişme. Birim küpler. Yani her kenarımız bir birim. He, hocam 3 tane çıkardık bu adamlar artar demişler. 3 tane seçenekte ne alakası var? Azalır diyen sadece A var. Cevap A'dır dersem ne olur? Tabii ki olmaz. Çünkü açığa çıkan alanlara bakmalısın. Sen bunu buradan söktüğün zaman... Şimdi senin önden baktığın bir alan vardı. Bu gitti ama arka tarafta oluşan çukurdaki bu alan meydana çıktı. Açığa çıktı. Burası oluştu. E şimdi sen bunu söktüysen bu gitti. Tamam bu gitti ama yerde oluşan bir tane yüzey açığa çıktı. Yani hiçbir şey değiştirmeden aslında. Sağ taraftan gitti tamam doğru ama burada bir tane yine aynısından oluştu. Kısacası üst gitti bir sağ gitti iki sol gitti üç ama üç tanesi de geldi. Üstün yerine altta geldi. Önün yerine arkada geldi. Sağın yerine de solda bir tane yüzey açığa çıkmış oldu hiçbir şey değişmedi. E tamam hocam köşeden çıkarınca değişmiyormuş kafaya yazdım. Bak bana böyle gel. Bana böyle gel bunu söylüyorsan on numarasın. Köşeden çıkınca prizmalarda ne değişmiyormuş? Hacim değiş, pardon alan değişmiyormuş. Hacim değişir değil mi arkadaşlar? Sonuçta bir şey eksiltiyoruz. Azalma illaki olur. Ama şurası için ne diyeceğiz bir bakalım. Ben bunu çıkardığımda bana görünen bu iki tane boyalı yüzey gider. Bunlar gider. Ama üst taraftakinin yerine alt tarafta yerde bir tane oluşur. Kayıp yok. Ön taraftaki gitti hocam. Arka tarafında onun yerine böyle bir şey oluştu hocam. Evet bunların kayıpları yok. Peki fazladan gelen var mı? Burada bir çukur oluşturduğunu düşün. Gel ben sana şurada canlandırman için yardım edeyim. Şuradan bunu sök. Şöyle yap. Şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. böyle. Heh. Şimdi buradan da kapat. Tak taklit edelim oluşan görüntüyü. Şöyle bir şey. Şimdi sen üst tarafı görmüyorsun doğru ama onun yerine alt oluşuyor. Ön taraf gidiyor doğru ama arka tarafta oluşuyor. Aynısı kadar oluşuyor. Fazlalık gelenleri. Elini içeriye sok. Tamam mı? Yaptın mı? Bunun sol yüzeyi fazladan geldi. Bak açığa çıkmamıştı. Bu sol yüzey açıkta değildi. Ama sen buradan bunu çıkartırsan sökersen bu sol yüzey açığa çıkar. Sağ yüzey de açığa çıkar. Doğru mu? Yani şimdi fazladan açığa çıkan yüzeyleri tespit edeceğiz demiştim sana. Yani bu gidenlerin yerine yenileri zaten geliyor. O konuda bir sorun yok demiştim. E fazladan açığa çıkan bir sol bir de sağ yüzeyden iki yüzey fazlalık geldi. Şimdi şurası için değişim yok sıfır. Ondan sonra burası için iki tane yüzey fazla geldi. Şunu sökersen ne olur? İşte burada kıyamet kopuyor. Bunu söktüğün zaman bunun arka tarafındaki şöyle gösterdim bir tane açığa çıkıyor. Hani çekmeceyi çektiğini düşün. Çektin çekmeceyi elini daldırdın elinin arka tarafta çarptığı bir yer var. Dolayısıyla o çarpan yer bunu karşılıyor zaten. Ama sen buraya elini daldırdığın zaman bunun üst yüzeyi açığa çıktı. Alt yüzeyi açığa çıktı 2. Sağ yüzey açığa çıktı 3. Sol yüzey açığa çıktı 4. 4 tane yüzey açığa çıktı. Öncekinden de 2 idi. Toplam 6 tane yüzeyi açığa çıkarttık fazladan. Dolayısıyla ne kadar artar? Pardon nasıl? Ne diyor? Değişim nedir diyordu. Değişime cevap olarak 6 birim artar dedik. Gördüğünüz üzere bu kadar. Şekilde bir ayrıt bir birim. Tamam birim küplermiş bunlar. Ne diyor? Taban hariç boyanacaktır. Aa hocam görmemiştim. Lütfen efendim okuyalım lütfen. Şöyle say 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yüzey görüyorum. Ben bunu hep söylüyorum yine söyleyeceğim yine söyleyeceğim yine söyleyeceğim. 12 tane yüzey görüyorsan sen 12 tane de görmüyorsundur. Dolayısıyla görünen yüzey sayısını 2 ile çarptığında bunun toplam hayal edebilirsen ya da bunu sayabilirsen 24 tane yüzeyinin olduğunu fark edeceksin. E tamam hocam 24 tane yüzey için 24 tane alan boyamamız gerekmez mi? Niye şıklarda yok? En yakın 22 cevap o mu? E tabii ki değil. Ne diyordu? Taban hariç diyordu. Okuyalım diye uyarmıştım. Bunun tabanında bir yüzey, iki yüzey, üç yüzey var. Tabanındaki üç yüzeyi boyamayacaksın. Boyamayacaksın. O zaman 21'lik bir alan gelmiş olacak. Cevap gelecek. Yani yapay zeka ile oluşturulmuş bir karpuz gibi görünüyor değil mi? Bu kadar kusursuz bir karpuz. Neyse çok canlı görünüyor canımız çekti. hı. Hmm. Neyse soruyu çözelim. Küre şekli karpuzun çapı 40. O zaman çap 40 olursa arkadaşlar yarı çapımız ne olur? 20 olur yarısı olur. Bana oluşan parçaların yüzey alanı diyor. Bu yarımın yüzey alanı bu yarımın yüzey alanı toplamda bir tane tam kürenin yüzey alanı yapar. Kürenin yüzey alanı 4 pi re karedir. Yarı çap 20 olduğundan o zaman 4 kere 20'nin karesini şöyle alalım. 20'nin karesi 400 çarpı 4 4 kere 400 1600 pi'yi de unutmadık hocam 1600 geldi şıklara bakalım mı bakma Bakma. Sana bunu neden tam karpuz olarak vermemiş sanıyorsun sen? Neden ayırıp da göstermiş? Yüzey alanlarının açığa çıktığını gösteriyor. Bu kırmızı yüzey de açığa çıktı. Bu kırmızı yüzey de açığa çıktığına göre buradaki yarım daire ile buradaki yarım daireyi de hesaba kat demek istiyor sana değil mi? Tamam. Bunun alanı pi re kare. Dairenin alan kuralından 20'nin karesinden 400 pi gelir. E, aynı şey burada da var. Bunun da alanından hop şöyle. 400 pi de burası gelmiş olur. O zaman 400 400 800 pi ilave gelecekmiş. 1600 ile 800'ü toplayana 2400 pi görünür cevap E olmuş olur. Hocam bu karınca neden A'dan D'ye doğrudan gitmiyor? Karınca deli midir nedir? Arkadaşlar size şart koşmuşlar değil mi? Bak, yüzey yüzey diyor. Yüzey üzerinden bir tur gidecektir diyor. Yani sana soruyla ilgili söylenen şartları sağlamalısın. Kafana göre gidersen ben daha kısa gittim dersen. Yani orada sana sen daha kısa gidemezsin demiyor ki. Bu şartı sağlayarak kısa git diyor. Yüzey etrafından böyle dolanacakmış. Bunların çok kolay yöntemi var arkadaşlar. Bir silindir, bir koni fark etmez. Bunu açmanız lazım önce. Açtıktan sonra doğru harf dizilimi baba. Doğru harf dizilimi. Yaparsan hiçbir sorun yok. Bak bunun köşesine kadar. A şurası. Açıldıktan sonra. E şimdi sen bunu açtığına göre bunu böyle rulo yaptığında hop şöyle rulo yap. Bunu buraya doğru getir. Bunu da buraya doğru kapatmaya çalış. Şöyle. Hocam silindiri kapattık. A köşesi buraya geldi. İşte şurası da D köşesi olsun. Bu da buraya geldi. Bakayım nasıl olacak. Bunlar birazdan böyle sarılıp kapanacak tamamen değil mi? Bunlar üst üste binecek mi kapanırken? Binecek. Üst üste binen harflere niye ayrı ayrı yazıyorsun? Yani buraya A yazdım buraya B yazdı diye hocam burası A burası da B dersen olmaz olmaz üst üste binen noktalar aynı olur. Prizma açılışlarında da dikkat ettiysen ben hep şunu söylüyorum açtığım nokta başladığım nokta koyduğum nokta neyse bittiğim noktada olmak zorunda buraya da A getireceksin tabii ki. E tabii karmaş olmasın diye arkadaki noktaya A üstü diyoruz yani şöyle gel hop A bir daha geldim A üstü. D burası hop dolandım D üstü diğer yer. Ayırdığım anda D üstü sola D de sağ gittiğinde ya da öbürü sağ bir sola gittiğinde böyle iki tane ayrılmış yer oluşacak. Birleştiğinde de bunlar üst üste gelecek kapanacak bu şekilde kapandığı için de aynı harf olmak zorundalar. A'nın üzerine D noktası gelir sabret bak sabret niye bu harflerin yerleşimi olmazsa bu sorunun çözümü havada kalır. İyi anlamazsın. Harfleri yerleştirmek çok önemlidir. Bu sorunun zaten %90'ı harf yerleştirmek. Gerisi %10'lu kısmı küçük işlemlerimiz var. D ise bu da D, D üstü diyeceksin. Bak dikkat et. A'dan nereye geliyor? B'ye. B'den nereye geliyor? A'ya. Bak bir yarısı, diğer yarısı. O zaman B tam nerede olur? Ortada. A'dan B'ye geldim. B'den A'ya gittim. Bir daha yap. A'dan B'ye geldin. B'den A'ya gittin. Yarısı. Şu şekilde olması lazımmış. B'nin üstünde C var. Hop C de buraya gelmiş oldu. Tam ortadayız. E şimdi bu adam ne yapıyor? A'dan nereye gidiyor? D'den gidiyor. Yüzeyi dolanmıyor mu? Dolanıyor. A'dan D'ye böyle gidemeyeceğine göre yüzeyi bu D olmaz. Üstteki D olmaz. Yüzeyden dolanacaksın. Dolanacaksan karşıki D'ye, karşıdaki D'ye gitmen lazım. Onu bileceksin. Bu kadar bak. Harf dizen öğrencinin A-D birleşimi yapması yeterli olur. Sana şu jesti de yapayım. Hocam böyle C'ye gelseydi ne olurdu? E ne olurdu? A'dan C'ye giderdin, soruyu bitirirdin. Bu sefer bunu hesaplardın. E nereden hesaplayacaksın? Pisagor'dan hesaplayacaksın tabii ki. E hocam böyle gelseydi, buradan dönüp D'ye gitmeyip böyle saçmalasaydı ne olurdu? E nereye geldi? D'nin azıcık altına gelmedi mi? D'nin azıcık altı burası değil mi? Atıyorum adına K desin. Bu sefer böyle çekerdin. Bu sefer de bu Pisagor'u yapardın. Bir şey değişmiyor ki. Tamam. Kudret amca aydınlattı. Bu arada silindir yürüyüşü ile ilgili kanalımda bir kısa video var. Çok etkili olması lazım. Yani güzel detaylı bahsettiğim. Ona da bakabilirsin bunu tam anlamazsan. Bitiriyorum soruyu. Hocam dairenin çevresi. Evet dairenin çevresi 2 pi r. R yerine 6 yazarsam 6 kere 2 12 pi. Açılan daire tam olarak A'dan B'ye B'den A'ya yere serilmiş. 12 pi'lik ipin uzunluğu yere serilmiş. Şurası 12 pi yapar. E şurası ne kadarmış yükseklik boyu 5 pi olurmuş. E 5, 12, 13 pi dedim. Cevap C dedim. Bu kadar. Evet evet birazdan çok güzel şeyler olacak. Şimdi bu açılım nasıl bir şeydi? Şöyle açıyorduk biz bunu. Şu üst kısım için de biraz daha geniş bir alanda takılayım şöyle üst kısmının dairesinin ipini açıyorum. Bu ipin açılımı çevresi 2 pi olan bir daireden dolayı r yerine 2 yazarsam 2 kere giden 4 pi gelir. E şurasının aynı şekilde daire olduğunu bildiğim için çevresi yine 2 pi gelir. R bu sefer 4'müş. 4 kere giden 8 pi de burası. Üstteki ip 4 pi kadar. Alttaki ip daha büyük bir daireden gelen 8 pi kadar şöyle bir birleşim böyle bir birleşim Aa, böyle bir şey açılır. Yani birazcık yamuk yapmış olabilirim ama anlamışsın umarım. Burası kısa ve uzun olmuş ondan kaynaklı galiba. Şöyle ha. Bu üstte, üstteki dairenin ip uzunluğu kadar açıldığında bu da burası kadar. Yani yamukumsu bir şekil oluştu fark ettin mi? E zaten bunun tamamı olsaydı tamamı koni değil mi bunun? E koninin açılımı bu şekilde değil miydi? He öyleydi. E bu koninin tepesini silmiş. Koninin tepesi yok şurası yok. E burası olmadığında nasıl görünüyor bu? Böyle görünüyor değil mi? E bunun da tepesi yok o zaman. Burasını sil. Bu sefer de böyle görünür. Aha bunun açılımı budur yani. E tamam canlandırdıysak soruya geçelim artık. Buranın toplamda 10 birimini nasıl göstereceksin? Aha da buradan göstereceksin. Dairenin bir ucundan öbür dairenin bir ucuna hizasına kadar 10 birim göstereceksin. Biz bu alanı dairede hesaplarken dedik ki bunu yamuğun alanı olarak bulabiliriz dedik. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. E şimdi alt tabanımız üst tabanımız 4 pi 8 pi kaç pi yaptı? 12 pi geldi. Çarpı bölü 2'miz var önce. Şimdi çarpı yüksekliğimiz var. 10. 120 bölü 2 hocam 60 pi geldi. Cevaplarda 60 var cevap işte değil. Neden değil? Sana yan yüzey demiyor. Yüzey alanı diyor. Yüzey demek, yüzey demek gördüğün her yer demek. Üstteki dairenin alanını eklemeyi unutma. Yani burada şöyle bir tekerlek gibi üst daire, burada tekerlek gibi bir alt daire ver. Açtığın zaman böyle görürsün. Bunların da toplanması gerekiyor. O halde 2'nin karesinden 4 pi al, 4'ün karesinden 16 pi aşağıdan al. Artı yüzey için hesapladığın şurası kaç çıkmıştı? 60 pi mi gelmişti? Bu 60'ı da ek yap üstüne. Paketle bunların hepsini. Ne yaptı? 80 pi sorun cevabı yaptı. Yani kaç pi dediği için 80'dir diyeceksin.